Puls Yatırım Menkul Değerler Borsa'da yatırımı sunar. Borsa'da yatırıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Hak Efendi. Borsa İstanbul'da uzunca bir sürenin ardından yatırımcıların yüzleri gülmeye devam ediyor. Tam da bu sırada tabii borsa programı yapmak bu sıralarda dolayısıyla bizim için de daha eğlenceli oluyor. Bugün çok değerli bir konuğum var. Türkiye'de bankacılık denince, genellikle borsa denince tabii akla gelen uzmanlardan ama bankacılık denince de bankacılığın uzmanı Pınar Uğuroğlu Delice bizimle, kendisi TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Pınar hoş geldin. Hoş bulduk Rehim. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Çok sıcak İstanbul. Çok sıcak, bayram gerçekten çok sıcak. Evet, gerçekten iş yapmamızı da engelliyor. Gerçi ofise gitmeleri de cazip hale getiriyor. Evet. Ofisler, klimalar. Ofisler değil mi? Klimal ortamlar güzel oluyor ama oralarda bile sıkıntı çekiyoruz valla. Şimdi Pınar, bankacılığa ilişkin son dönemde borsayı da etkileyen önemli gelişmeler oldu. Şöyle, Yapı Kredi'nin satış haberleri vardı. Evet. Ardından bankanın sahibi olan Koç Holding'de bir takım ön görüşmeler yapıldığını kabul etti ama daha sonra da biz anlaşamadık dedi. İstersen oradan başlayalım. O tabii. Hem borsayı hem bankacılık endeksini olumsuz etkiledi. Önce olumlu etkiledi, sonra da olumsuz etkiledi. Bu süreç devam eder mi? Ya yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Tabii. Yani şimdi şöyle, aslında bu haberleri de dahil ederek bu haberin hem etkisini hem daha sonra olumsuz etkisini, bankacılık endeksi genel olarak endeksin genelinden, BIST'in genelinden pozitif ayrışıyor bu sene. Yani %38 gibi bir aslında endeksin getirisi var yılın başından bu tarafa diye bakacak olursak. Dolar bazında da böyle, çünkü dolar çok yatay gitti aslında. Evet, evet. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin üzerinde bir performans gösteriyoruz. Ama endeksin böyle olmasını sağlayan en önemli sektör bankacılık sektörü oldu. Çünkü bankacılığın performansı %70'lerin üzerinde yılın başından bu tarafa. Evet. Mesela bankacılıkta her ne kadar gelgitler yaşansa da net getiri aslında endeksin performansının üzerinde yılın başından beri. Kaç üstünde? Yani işte %70 gibi, bankanın performansı var. İşte %38-40 da desen %30'un üzerinde, evet. Bir relatif performans var bankacılık, evet, sektörünün genel olarak baktığımızda. Hı hı. Şimdi bu Yapı Kredi haberi, yani bunu bir söyleyelim ki bu önemli. Yapı Kredi haberi tabii Yapı Kredi özelinde bankacılık endeksini, Yapı Kredi'nin liderliğinde diyeyim, bankacılık endeksinin performansını olumlu yönde etkiledi. Tabii söylenilen ve söylenti olarak dolaşan, asla resmi kanallardan teyidini alamadığımız rakam, hı hı, yüksek bir rakamdı. İşte 7 ila 8 milyar dolar, hatta 8,5 satış milyar rakamı dolara kadar çıkan, evet, ve Yapı Kredi'nin %61.2 hissesi gibi aslında lanse edilen rakam, Yapı Kredi'nin o zamanki piyasa değerinin üzerinde rakamlara tekabül ettiği için hisselerde tabii bir yukarı doğru hareket yaşandı. Daha sonra ilk önce bu rakam yalanlandı, böyle bir rakam yok diye. Daha sonra da aslında ön görüşmelerinde başarısızlıkla sonuçlandığını Koç Holding, Yapı Kredi'nin ana hissedarı olarak açıklamış oldu. Şimdi biz bankacılıkta geçen yazda aslında hatırlarsan Rahim, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bankaların bir ilgisi olduğunu, değişik bankaların ismi geçti nezdinde, evet, gördük ve işittik. Şimdi hala var aslında. Hala da bir takım Yapı Kredi dışında bazı bankaların isimleri geçiyor. Bu da bankacılığa tabii olay bazlı olarak da bir ivme kazandırıyor. Ama belki esas vurgulamamız gereken, gözden kaçırmamamız gereken nokta şu ki, biz bankacılıkta 2024'te aslında çok iyi bir yıl geçirmesek de makro iktisadi anlamda daha ortodoks politikaları izlediğimiz ve enflasyonun da düşme patikasına gireceğine inandığımız için bankacılığın 2024 sonrasının karlılıklarında bir artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu beklentileri aslında 2024 başına itibaren bankacılık endeksi yavaş yavaş almaya başladı. Hatta 2023'ün son çeyreğinden itibaren almaya başladı. 2025'teki karlılığı mı? Makro ortamın normalleşmesi, enflasyonun düşmesi ve dolayısıyla bankaların her ne kadar 2024'te bir karlılıkta sıkıntı yaşayacaklarsa da, karlarını arttırmakta zorlanacaklarsa da, bunun yabancı yatırımcıyı borsaya çekme etkisi sebebiyle 2025 karlarını aslında biraz fiyatlamaya başladık. Yani gelen yabancı yatırımcı ya da bizim konuştuğumuz daha hedge fonlar 2024'ün bir geçiş senesi olduğunu, dolayısıyla bankacılık karlarını çok bir şey beklememeleri gerektiğini, ama program istenildiği gibi giderse ve meyvelerini verirse
bunun 2025 karlarına olumlu yansıyacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bir miktar 2025'in de fiyatlandığını görüyoruz. Yani biz 2024'ü aldık, sattık aslında. Evet. Biraz 2025 fiyatlamaya başladık. Peki bu Yapı Kredi'nin olumsuz, yani o açıklama yapıldıktan sonra da bankacılık endeksi de borsada olumsuz etkilendi. O etki sürer mi? Son bir iki gündür olmuyor o etki ama hani olumlu borsa. Yani şimdi şöyle, biz değerlemelerimizi güncellediğimizde 2025 rakamları ile 1.2 çarpanlara hedef fiyatlarımız geliyor. Şu anda hisseler 0.85-0.90'larda. Dolayısıyla bir yükselme potansiyeli 2025 rakamlarını göz önüne alarak defter değerlerini görüyoruz. 2025 ikircikli bir senede olacak çünkü enflasyon muhasebesi de gelecek bankacılığa. Evet. Dolayısıyla karlardan çok bir hani FK'lar şu kadar olur, fiyat kazanç oranları diye yorum yapmak çok zor. Ama en azından defter değerleri enflasyon muhasebesi nominal birbirine yakın sıyacağı için belki enflasyon muhasebesi bir tık daha yukarıda olabilir. Fiyat defter değerleri anlamında bir değerlendirme yapabiliyoruz. Ve diyoruz ki ya bankalar, eğer enflasyonumuz 2025'te 20'li seviyelere gelecekse, 2025'ten sonrasında hükümet tek hane bekliyor. Tek hane biz bekliyor. Daha %12'leri, 14'ler bekliyoruz. Düşük çifthaneli enflasyon bekliyoruz. Dolayısıyla banka karlılıkları ya da banka öz sermaye karlılıkları %30'larda oluştuğu müddetçe çarpanlar genişler diyoruz. Dolayısıyla sen bu bankaları 2025 çarpanı olan 0.85'lerden 0.90'lardan almaya imtina etme. Bu iş umduğumuz gibi giderse bu fiyatlar bile aslında makul fiyatlar kalacak diyoruz. Bankalar satılsın satılmasın. Bu yani satılma haberi o gün bir olay değeri oluyor gerçekten. O gün ya da işte birkaç gün öncesinde banka hisselerini hareketlendiriyor. Ama sonrası geliyor ya da gelmiyor. Gelmiyor, anladım. Ben şunu anladım. Yani evet, o olay bazlı hareket yaşandı ama o olay bazlı hareket artık bitti. Bundan sonra da anladığım kadarıyla çok olumsuz etkisini en azından beklemiyorsun. Ben göreceğimizi düşünmüyorum. Önemli olan 2025 karlar artık. Aynen. Herhalde gözümüzü oraya dikmiş durumdayız. Ama birkaç şey var şimdi gelişen şu anda. Şöyle, çok ciddi bir para akışı var Türkiye'ye. Döviz akışı, evet, var tabii. Bu aynı zamanda böyle olunca likitte bolluğu da yaratıyor. Evet. Bir taraftan bakıyoruz, bankalar mevduat faizlerini aşağı çekmeye çalışıyor. Evet. Merkez Bankası bunu önlemek için muzam karşılıklarını arttırıyor. Evet. Bir, yani belki mevduat müşterisi içinde, yani Moody içinde bu süreç devam eder mi? Mevduat faizi ne olur? Önce onun cevabını alayım, daha yani sonra. Yani şimdi TL likiditesi bol ve bankalarda aslında uymak zorunda oldukları regülasyonların çerçevesi biraz değiştiriliyor. Aslında bankaların daha çok TL mevduat yapmaları isteniyor ama kur hareket etmeyince bu DDM, KKM hesaplarından ziyade TL mevduat yapmaları isteniyor. Daha önce DDM, KKM müşterisini seçimden önce diye düşünelim. TL mevduata ikna zorken ve ikna ancak yüksek mevduat faizleriyle olurken, şu anda kur hareket etmediği için bu hesaplardan çok bir faiz de alamıyor vatandaş. Kur hareket etmediği için bir kur getirisi de alamıyor. Dolayısıyla bankanın verdiği, ki o da politika faizini %85'ine kadar veriyor banka. Çok düşük faizlerle bağlıyor DDM, evet, KKM'yi. Dolayısıyla Moody ya kurda hareket etmiyor, bankanın bu hesap için bana verdiği mevduat faizi düşük ve en iyisi normal TL mevduata döneyim diyor. TL likit fon alayım diyor. Hani repo, evet, faiziyle daha şey. Dolayısıyla bankanın müşterisini TL'ye dönüştürme için ikna çabası biraz kolaylaştı. Şimdi şöyle düşünelim. Dolayısıyla bankanın spread yaratabilmesi için bu sene mevduat maliyetini kontrol edebilmesi şart. Çünkü swap maliyeti yukarıda olacak belli ki. Politika faiziyle belirleniyor. 3 aşağı 5 yukarı ama o bankta aslında belirlenmiş oluyor TL likiditeye göre. Esas mevduat maliyetini kontrol edebilirse kendi spread yaratmaya devam edecek. Krediler bir taraftan yavaş da olsa yeniden fiyatlanırken. Ama bir taraftan da Merkez Bankası çok istemiyor. Yani bir sonraki sorum oydu. Şimdi mevduat faizleri aşağı gelince banka karları bundan olumlu etkilenir mi? Etkilenmez mi? Ama bir taraftan da Merkez Bankası muzamları artırıyor vesaire. Onu biraz TL'nin cazibesini korumak için mevduat faizlerini yukarıda tutmaya çalışıyor. Yani bu
onu devam eder mi? Nasıl bir süreç bekliyorsun? Yani bankalar buradan bu süreçten, mevduat sürecinden kârı çıkarlar mı? Şimdi şöyle, munzamın artması aslında TL likiditeyi birazcık absorbe edebilmek için. Dolayısıyla böyle bir şey kullanıyor. Munzama faiz verilmesi ise birazcık bankalara TL mevduat faizini biraz rahatlat, Moody'ye daha fazla faiz ver, ben de senin munzamın faiziyle kompanse edeceğim gibi böyle bir politika çerçevesinde belirleniyor. Şimdi daha önceki, yani seçimden önceki ilk çeyreğe dönecek olursak, ne zaman banka mevduatı aşağı çekmeye çalışsa hemen bir önlem, hemen bir YP mevduata kayış görüyorduk. Ve dolayısıyla Merkez Bankası da bankaları mevduat faizlerini yukarıda tutmaya bir nevi mecbur ediyordu regülasyonlarla. Şu anda biz mevduat faizlerini aşağı çekmemize rağmen, çünkü iki haftada çok ciddi aşağı geliyor. Bence bugünkü data da onu gösterecek. YP'ye kayış görmüyoruz. Yani KKM bakiyeleri eriyor. YP mevduat bakiyesi de eriyor. Dolayısıyla merkezin korktuğu, ya bankalar çok mevduat faizi versin değil derdi. TL mevduat sahibi o mevduat faizini beğenmeyip de YP mevduata geçmesin diye. Yok, ben, o olmuyor. Evet, bu olmuyor. Henüz olmuyor. Bunun olmaması için de, yani mevduat Moody'nin işte 45'ler, 48'ler, 50'lerle mevduat faizinin 60'lar, 65'ler, 70'ler değil de 45'ler, 50'lerle mutlu olabilmesi için de öngördüğü önündeki enflasyonun, dolayısıyla o paranın satın alma gücünün aslında çok da erimemesi gerekiyor. Yani ben bugün mevduatımı bağladım, 3 ay sonra bu kadar bir faiz alacağım. Bugünkü aldığım gıda sepetini ya da mal sepetini 3 ay sonra da o faizin getirisi alabilmeliyim. Evet. Dolayısıyla bir miktar reel faizde kazanabilmeliyim ya da en azından enflasyon bazında erimemesi lazım o faizin. Bu nasıl olacak? Esas soru bu. Çünkü şu ana kadar Mayıs enflasyonuna dahil olmak üzere aylık enflasyonlarımız %3'ün üzerinde gitti. Şimdi biz Haziran'dan sonra aylık enflasyonu 2 ve aşağısında görür isek, dolayısıyla munzam sahibi de ve bu gerçek bir enflasyon sepetini yansıtırsa, %2'lik enflasyona çok kaba hesapla 24'ler falan gibi bir yıllık enflasyona denk gelir ki o zaman bankadan aldığın 40'lar, 45'ler, 50'ler gibi faizden şikayet etmezsin. Olay aslında böyle biraz hem yumurta tavuk hikayesi hem de enflasyonun düştüğünü biraz Moody'nin de hissetmesi lazım, görmesi lazım. Bunun için ben Haziran rakamı, her nasıl Fed'i takip ettik, Mayıs enflasyonu nasıl gelecek falan diye piyasalar 10 yıllık bono da çok ciddi bir hareket oldu Amerika'da. Ben Haziran enflasyonunda bizim hem bono piyasası için hem bence borsa için önemli olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü enflasyonun düştüğünün en böyle hani ciddi, bizim istediğimiz seviyeleri düştüğünün en ciddi göstergesi olacak. Peki düşerse ne olur o zaman? Yani hem faiz diyorsunuz hem borsa. Evet, hem bono faizlerine, şimdi yabancı para girişi var ama carry trade ile geliyor, çok kısa vadeli para gelmiş oluyor aslında. Dolayısıyla böyle daha durasyon riski almıyor gelen para. Yani uzun vadeye girmiyor, o kadar güvenmiyor Türkiye'ye. Çok hızlı böyle aylık swaplarla falan aslında para yapmaya çalışıyor carry trade'de. Eğer biz bu enflasyonda birkaç ay böyle ikiler ve altında enflasyon datası gösterebilirsek ve enflasyon ekonomik büyümenin durgunlaşmasıyla birlikte aşağı gelirse, kalıcı olarak böyle bir bakış açısı oluşursa, bir 10 yıllık vadeli bonun belki aşağı geldiğini göreceğiz. Çünkü 10 yıllık vadeli bonda hiçbir hareket yok. Yani 28'lerde devam ediyor. O gelirse aşağıya da belki, bence bankalara bir tur daha 10 yıllık bono ile desteklenen bir pozitif momentum olabilir. Biz bankacılıkta seçici olmaya devam ediyoruz. Her ne kadar endeks genelinde çok güzel perform etse de biz diyoruz ki, ya sen garanti almalısın, İş Bankası almalısın. Neden? Belki kamu bankalarından biraz uzak durmalısın. Akbank da fiyatlandı diyoruz. Dolayısıyla biz seçimini birazcık akıllıca yapmalısın, bankacılık seçimini diyoruz. Garantiyi niye beğeniyoruz? Garanti ilk çeyrek sonuçlarında zaten diğer özel bankalardan fersah fersah iyi nominal karlar açıkladı. Enflasyon muhasebeli kar da diğer bankalardan iyi olduğunu şimdi anlıyoruz. Sabancı'nın, Koç Holding'in bilançosu geldiğinde. Bunun en önemli sebebi bu büyük KKM, DDM tabanı, düşük faizli diyorum ya, bu DDM'lere aslında düşük faiz veriliyor. O en çok garantide var. Dolayısıyla mevduat tabanı, o mevduat maliyet kontrolü kimde olur? Garantide olabilir diye düşünüyoruz. Peki ama o biraz geçmiş
Gene de o para yansıması. Geçmişin yansıması ama bankaya kredi fiyatlanırken bir zaman kazandırıyor. Hmm. Çünkü 3 aylık bir bakiye aslında düşük faizlerle, evet, yani düşük dediğim normal işte politika faizinin altında bir mevduat almış oluyor aslında mevduat faizi. Dolayısıyla evet, bankaya bir zamanlama avantajı veriyor bir. İki, maliyetlerine, faaliyet giderlerine daha dikkatli dikkat ettiğini görüyoruz garantinin. Yapı Kredi'den bence en büyük farklarından bir tanesi bu. Üç, bu eğer ücret komisyonsa tabii çok ciddi bir ödeme sistemi ağı var garantinin. Çok ciddi bir kredi kartı penetrasyonu var. Mesela ücret komisyon giderlerinde de diğer bankalardan bir adım önde olduğunu görüyoruz. O ikisini de aslında tüm bankalar için sorayım. Bir, krediler tarafında faiz yüksek. Yani krediye ulaşım zor. Evet. Bankaların en önemli kar ettiği mekanizmalardan bir tanesi. Şimdi oran biraz sekteye uğramış gibi görünüyor. Evet. İkincisi, kredi kartında biraz artış oranında bir düşüş görülüyor. Doğru. Bu ikisine bakıldığında hem kredi hem kredi kartları. Bankaların bu iki enstrümandan kazançları düşer mi? Eğer düşerse hangi bankalar daha fazla olumsuz, evet, etkilenir? Yani şimdi kredi kartının, tabii tam olarak kredi kartının faizini görmüyoruz banka bilançosunda ama ücret komisyon giderlerinden konuşalım. Kredi kartının bir fonksiyonu, ödeme sistemlerinin bir fonksiyonu, evet, olarak. Ücret komisyon giderlerini biz diğer çeyrekler itibariyle çok artık bir artış beklemiyoruz. Yani birinci çeyrek çünkü çok ciddi bir ticaret vardı. Büyüme çok yüksek. 5,5'un üzerine büyüdü Türkiye ekonomisi. Canlı bir ekonomi vardı. Dolayısıyla bundan sonra bu kadar böyle kredi kartı hacimleri de, kredi kartıyla yapılan harcamaların da senin söylediğin gibi artış miktarları azaldıkça ücret komisyonlar bence biraz stabil gidebilir. Yani çok artış beklemeyebiliriz çeyrekler itibariyle. Hı hı. Diğer taraftan kredilerin fiyatlanması da zamanla gerçekleşmiş oluyor. Yani bankalar 2023'te çok akıllılık yaptılar. Çok düşük vadeli krediler verdiler, hızlı rollover etsin diye. Fakat onlar da mevduat faizinin hala gerisinden gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla biz ikinci çeyrekte çok toparlanan bir marj göremeyeceğiz. Nisan rakamları açıklandı zaten BDDK'da. Mart'ın gerisindeydi. Bence Mayıs da çok parlak olmayacak. Hı hı. Ama Haziran ayı itibariyle bizim kârlarda bir toparlanma görmemiz lazım. Dolayısıyla ikinci çeyrekler belki birinci çeyrek anlamında kâr performansı olarak çok farklı olmayabilir. Yani kredi faizleri mevduatın üstüne geçecek Haziran ayı itibariyle. Yani TL kredi mevduat spredi hala eksi kalmaya devam, hı, ediyor. Haziran ayı itibariyle doğru. Hı hı. Ama ikinci çeyrek genelinde yani bankalarda çünkü Haziran diye bir şey görmeyeceğiz. Hı hı. Ama ikinci çeyrek genelinde kredi mevduat faizleri spredi makası eksi de kalmaya devam edebilir. Belki hafif böyle sıfırlar falan olabilir. Ama esas alıştığımız büyük kredi mevduat makasları 3. çeyrekte ve eğer faiz indirimleri gerçekleşirse bizim gördüğümüz gibi daha böyle 4. çeyrekte yansımış olacak. 4. çeyrekte bekliyor musunuz? Biz bekliyoruz. %50 olan politika faizinin %40'a inmesini bekliyoruz. Biz bu yıl aslında bu yıl içerisinde. Dolayısıyla biz yüklü bir aslında faiz indirimi, hı-hı, bekliyoruz. Olmayabilir. Ama en azından şöyle bir şey söyleyeceğim. Mevduat faizi zaten düşmeye başlıyor. Evet. Yani politika faizi evet beni swap maliyet kanalında etkiliyor, elimi bağlıyor. Pek çok şey ona bağlı ama mevduat tarafında ben politika faizinin üzerinde verdiğim mevduat oranlarını artık birazcık geri çekmeye başladım. Dolayısıyla bu bana bir marj sağlıyor. Bu bana bir marj, hı, sağlıyor ve dolayısıyla ben bu mevduattaki düşüş, o azalış trendinin devam edeceğini ve Merkez Bankası'nın Moody YP'ye geçmediği sürece, hı, öyle bir trend görmediği sürece bankaların elini tutmayacağını düşünüyorum. Peki. Peki bu süreç, tahmin ettiğiniz bu süreç, yani önümüzdeki yılın sonuna doğru herhalde, yani 2-3 evet, 4. çeyrekte, 3. çeyrek, daha 4. çeyrek faiz indirimi de bekliyorsunuz. Eğer bu süreç böyle devam ederse, evet, ekonomik program böyle işlerse, sizin öngördüğünüz gibi işlerse, hangi banka daha karlı çıkar bu işten? Hangisinin daha zararlı ya da daha az karlı çıkar? Öyle söyleyeyim. Yani garanti işte o yüzden 2024 karı anlamında hem yıla iyi başladığı için, hı hı, hem de bu ana trendlerden hepsi gibi o da olumlu etkileneceği için 2024 için garanti ön plana çıkarıyoruz. Ama dersen ki ya 2024'ü unuttuk artık. Geçti bitti, gelmişiz Haziran'a. Hı hı. 2025 konuşalım. 2025'te bizim enflasyon beklentimiz böyle 25-26'larda gerçekten çok daha düşük. 2025'in kağıdı bence mesela İş Bankası olabilir.
Neden? Çünkü İş Bankası bu sene daha yavaş toparlanıyor diğer bankalardan kredi fiyatlaması açısından. Bir de mevduat yarışına son anda katıldı o. Dolayısıyla daha pahalı bir mevduat bakiyesi taşımaya başladı. Dolayısıyla birazcık 2025'e doğru kendine gelecek gibi geliyor bana banka karlılık açısından. Enflasyon muhasebesinden de en iyi etkilenecek bankalardan bir tanesi. Güçlü iştirak yapısı ve maddi duran varlık bakiyesi fazla sebebiyle. Evet. Dolayısıyla hani 2025'te de enflasyon muhasebesi falan konuşacağız ya, bana 2025'e doğru biz İş Bankası alırmışız gibi geliyor. Şu anda da alınabilir ama 2025'i daha öne çıkabilir. 2025'i satın almaya başladı yabancılar. Evet. Peki yabancılar yine geldiklerinde bankacılık mı satın alırlar? Son sorum olsun. Yani Türk lirasında eğer reel değerlenmenin devam edeceğine inanıyorlarsa evet. Çünkü Türk lirası reel değerlendiği müddetçe ihracatçı kendi sektöründe çok iyi işler yapıyor. Kendi bilançosunu iyi yönetiyor. Ama aslında bir büyüme sağlayamıyor. Kur yerinde duruyor çünkü. Dolayısıyla reel büyüme sağlaması biraz zor oluyor. Dolayısıyla bizim TL iş yapan şirketlere bakmamız gerekiyor. Bu da işte banka oluyor, telekomlar oluyor, gıda perakendesi ya da perakendecilik geneli olmuş oluyor. Yani TL ile iş yapan iş modeline kim bakıyoruz. Varsa, dolayısıyla onlar ön plana çıkabilir aynı bu sene olduğu gibi. Bankalarda böyle olunca ön plana çıkar. Zaten likit oldukları için ve bilindikleri için de tercih kendini edilirler, daha iyi anlattıkları tercih için. Tercih edilirler diye yorumlarınız var. Evet. Yabancı gerçek anlamda gelmeye başladığında hareketlenecek hisselerin tepesinde bankacılık hisseleri var diye yorumlar yapıyorsunuz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birazcık hızlı oldu bu sefer ama herkese iyi bayramlar dileriz şimdiden. Bu sefer hızlı olsun. Bayram programı. Bayramlık bu. Peki çok sağ ol yeniden. Çok teşekkür ederim. Efendim Borsa'da Yatırım'ın bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice'ydi. Pınar'la bugün bankacılığı ağırlıklı olarak masaya yatırdık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bulç Yatırım Menkul Değerler Borsa'da Yatırım'ı sundu.